Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Çekirdek ve stoplazma konusuna devam ediyoruz. Gençler organellerin bir kısmını anlatmıştım. Şimdi kalan kısımla devam edeceğiz. Yazılılara da çok az bir zamanınız kaldı. Hatta bazı Okullarda yazılıların başladığını da biliyorum gençler. Yazılı hazırlık videolarımızı da mutlaka izleyin. Orada yazılıda çıkabilecek konularla ilgili soruları çözdüm. Sitoplazma kısmını dediğim gibi anlatmıştık. Bugün aslında peroksizom organeli ile başlayacağız. Yani sıfırdan 9'a kitabında sayfa 98'den başlıyorsunuz. Hücrelerin yapısı, sitoplazma ve çekirdek tara geç testlerini de mutlaka çözün. Yani sayfa hemen söylüyorum 109'a kadar çözmediğiniz bir kısım sıfırdan. 9'a da kalmasın. Dinamo için de aynı şey geçerli. Gençler, organellerin kısmı ile başlayacaksınız. Yani mitokondri, golgi aygıtı, lizozom, peroksizom bugünkü dersimizin konusu olacak. Sayfa 91'den başlıyorsunuz. Çekirdeğe kadar olan kısımları yani sayfa 96'ya kadar olan kısmı çözmüş olmanız gerekiyor. 9 Dinamo'dan da diyeyim. Buradan da hemen sizlerle birlikte konu anlatımına hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bir hatırlatma yapayım. Bugün organellere devam ediyoruz. Peroksizom, koful, mitokondri, plastikler, sentrozom, hücre iskeleti elemanları, farklı hücrelerin sahip olduğu benzerlik ve farklılıklar bugünkü dersimizin konusu olacak diyeyim. Gençler Hatırlatma yaparak da başlamak istiyorum. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırmıştık. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı, bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryotların halkasal yapıda yani iki ucu birbiriyle birleşik çift zincirli bir DNA'ları vardı. Ökaryotların da DNA'sı çift zincirliydi ama iki ucu birbirine birleşik değildi. Ribozom organeli hem prokaryot hem ökaryotlarda ortaktı. RNA da yine hem prokaryot hem ökaryotlarda ortaktı. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Yani bunlar çekirdekli hücrelerdi. Zarlı organel dediğimiz endoplazmik retikulum olsun, e, golgi olsun, koful olsun, mitokondri olsun ökaryotlarda bulunabilirken prokaryotlarda bulunmuyordu. Bizim iki tane alemimiz yani bakteriler alemiyle arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre tipine sahipti. Protista alemi bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahip canlılardı diyeyim. Yine dediğimiz gibi hatırlatmalarımızla devam edelim. Ökaryot ve prokaryotlarda bakacak olursak hücre zarı ikisinde de ortak. Sitoplazma ikisinde de ortak. Ribozom organeli ile DNA ve RNA da tabii ki hem prokaryot hem okaryotlarda ortak. İkisinin arasındaki farka bakacak olursak ökaryotlarda çekirdek adını verdiğimiz yapı var. Zarlı organeller ökaryotlarda bulunurken prokaryotlarda zarlı organeller yok. Canlıları hücre sayısı bakımından gruplara ayırabiliyorduk. Bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahipti ve bakteri arkelerin tamamı tek hücreliydi. Protist, bitki, mantar, hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Protista ve mantarlar alemine baktığımız zaman burada tek hücreli olanlar da vardı, çok hücreli olanlar da vardı. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise çok hücreli canlılardı diyeyim. Hücrenin yapısına da bakacak olursak çekirdeği anlatmıştık. Ökaryot hücrelerde 3 tane ana kısım vardı. Birincisi çekirdekti. Çekirdek zarı ile hücre zarı arasında kalan kısmın tamamına birden sitoplazma ismi veriyorduk. Veriliyordu. En dışarıda da hücre zarı adını verdiğimiz yapı bulunuyordu gençler. Bu bitkisel bir hücre, bu hayvansal bir hücre. İkisi de ökaryot, çekirdek ve zarlı organeller var ama bitki ve hayvan hücrelerinde de tabii ki çeşitli farklılıklar söz konusu. Mesela bitki hücrelerinde kloroplast adını verdiğimiz organel var. Hayvansal hücrelerde ise sentrozom organeli dediğimiz organeller bulunuyor gençler diyeyim. Bitki hücrelerinde hücre zarının haricinde hücre duvarı varken hayvansal hücrelerde hücre duvarı yok çekirdeği hatırlatmış olayım çekirdek zarı dediğimiz bir kısmımız vardı çekirdeğin içerisinde çekirdekçik vardı ribozom sentezinden rRNA sentezinden sentezinde görevliydi genetik materyalimiz yani kromatin iplik halinde bulunan yapı aslında DNA ve proteinden meydana geliyordu. Çekirdek zarı üzerinde de madde alışverişinde görevli delikler vardı. Hatta çekirdek zarındaki deliklerle hücre zarındaki delikleri kıyas yaptığımız zaman çekirdek zarındaki deliklerin daha büyük yapılı olduğunu söylemiştik. Sonra sitoplazmadan bahsetmiştik. Sitoplazma dediğimiz şeyin çekirdek zarı ile hücre zarı arasında olan kısım olduğunu söylemiştik. Burası tabii ki stozol adını verdiğimiz bir sıvıdan meydana meydana geliyordu. Su, inorganik, organik maddeler bu sıvı kısımda bulunurdu. Aynı zamanda özelleşmiş görevleri olan organeller bulunurdu. Sitoplazma dediğimiz yerde bir de hücre iskeleti elemanları bulunuyordu gençler. Bir önceki dersinde zaten bunları anlatmıştım. Hatta organellerin de bir kısmını anlatmıştım. Organelleri zarsız, tek zarlı ve çift zarlı olmak üzere 3'e ayıracağız. Zarsız organeller dediğimiz zaman ribozom ve sentrozomdan bahsediyoruz. Endoplazmik retikulum, Golgi, koful, lizozom, peroksizom tek katlı orga zara sahip organellerimizde mitokondri ve plastitler ise çift katlı zara sahiplerdi. Prokaryot hücrelerde sadece ribozom organelinin bulunduğunu unutmayacaksın. Ribozom organelinin de zarsız bir organel olduğunu unutmayacaksın. Hadi birer cümleyle söylemiş olayım gençler. Geçen derste de gerçi ben bunları anlattım atmıştım size. Ribozom organeline baktığımız zaman bu tek zarsız bir organelde prokaryot ökaryotlarda ortak olarak bulunuyordu. Endoplazmik retikulum madde alışverişinin gerçekleştiği çekirdek zarıyla hücre zarı arasındaki kanalcık ve borucuk sistemiydi. Golgi aygıtı salgılama, paketleme işlerinde görev yapıyordu. Koful, lizozom, peroksizom bugün daha detaylı anlatacağım ama madde depolanmasında Besinlerin etrafı bir zarla çevrili ise besin kofulu oluşumunda söz konusuydu. Kontraktil koful gibi koful çeşitlerimiz var. İçinde enzimler var. Etrafı bir zarla çevrili hücre içi sindirimde lizozom organeli görev yapacak. Zararlı zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesinde peroksizom görev yapacak. Mitokondri organeli dediğimiz organel oksijenli solunum tepkimelerinin ökaryotta gerçekleştiği organeldir. Plastitler ise kloroplast Kromoplast ve lekoplazlar olmak üzere üçe ayrılacak bitkisel hücrelerde ve alplerde bulunacak sentrozom organeli de hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan organel. Dediğim gibi bazılarını bir cümle ederek geçtim gençler bir önceki dersimizde anlattığımız için yazılıya girmeden önce eğer eksikliğiniz varsa stoplazma ve organeller bir videosunu stoplazma ve çekirdek bir videosunu mutlaka seyredin. Bugün dediğim gibi peroksizomla devam edeceğim. Bir önceki dersimizde lizozoma kadar anlatmıştık. Peroksizom mikro cisimcikler olarak da bilinir. Mantık lizozomla aynı. İçeride enzimler var, etrafı bir zarla çevreli. Hemen hemen tüm ökaryot hücrelerde peroksizom adını verdiğimiz organel bulunuyor. Metabolizmada oluşan zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmiş oluyor. En güzel örneği de bizim hücrelerimizde H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit adı verilen bir madde üretiliyor. Hidrojen peroksit de katalaz enzimiyle ile su ve oksijene dönüşüyor. Su ve oksijen bizim için zararsız maddelerdir. Katalaz enzimini içinde bulunduran e, organel de peroksizom organelidir. Tek katlarla çevrili olduğunu zaten söylemiştim. İçerdiği 50'ye yakın farklı enzimle birçok fonksiyonu gerçekleştirebiliyor. Özellikle karaciğerde peroksizomlara sahip olduğu için peroksidaz ve katalaz enzimleri yardımıyla alkolün, ilacın zararlı maddelerini, toksik maddelerini zararsız hale getirmiş oluyor. Metabolizma faaliyetleri ve peroksizomda gerçekleşen tepkimeler sonucunda oluşan ve zehirli bir madde olan hidrojen peroksidin katalaz enzimiyle su ve oksijene dönüştüğünü unutma örnek olarak karşımıza çıkabiliyor. Peroksizonlar bazen de yağ asitlerinin mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürebiliyorlar. Bu olay sırasında da oksijen kullanıyorlar. Eskiden soru yazardık hücre içerisinde oksijen kullanılan organel kimdir? Cevabımız sadece mitokondri oluyordu. Peroksizomlar da artık biliyoruz ki oksijen kullanıyorlar. Peroksizomların kullandığı oksijen, oksijenli solunum tepkimeleri için değil, yağları, daha küçük moleküllere dönüştürmek için diyeyim. Gençler buradan da kofula geçiş yapıyorum. Kofullar hücre zarı, çekirdek zarı, endoplazmik retikulumdan bir parça kopması, gol giden bir parça kopmasıyla oluşan Organellerdir. Genç hücrelerde kofullar tabii ki daha küçük oluyor. Özellikle bitki hücrelerinde yaşlandıkça kofullar bir araya gelip tek büyük bir kofula dönüşmüş oluyor. Görevlerine göre koful çeşitlerini de besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulu ve kontraktil kofulu olmak üzere gruplara ayıra biliyoruz. Besin kofuluyla başlamış olayım. Aslında çok basitten de size anlatayım gençler. Buradaki şeklin üstünden geçmişiz gibi düşünün. Şimdi benim dışarıda büyük bir X besinim var. Bu hücre zarından geçemeyecek büyüklükte. Ben bunu içeriye almak istediğim zaman hücre gidiyor. Bunun etrafında yalancı ayak dediğimiz yapıları oluşturmaya başlıyor. Sonra bunun iyice etrafını sarıyor, sarıyor, sarıyor. Bir süre sonra bir bakıyorum hop ben bunu içeriye almışım. Şu dışarıdaki besin değil miydi? Artık senin içeride bir besinin var. Etrafı bir zarla çevrili. O zaman besin kofulu oluyor. Hatta bundan sonraki konumuzda hücre zarında madde alışverişini göreceğiz. Hücre zarından geçemeyecek büyük bir şeyin içeriye alınmasına bu yalancı ayaklarla ya da pinostik cep dediğimiz yapılarla alınmasına endostoz ismini vereceğiz. Katı bir şey fagostoz sıvı bir şeyse pinostoz diyoruz. Endostozun da çeşitleri oluyor. Yani sen besini içeriye aldın etrafını bir zarla çevirdin o zaman besin kofulu oldu. Amip, paramesyum gibi canlılarda Tabii ki meydana geliyor bazen bizim ak yuvar gibi savunma sistemi hücrelerimizle düşmanları içeriye alıp içeride yok edebiliyor. Mesela senin ak yuvarın var şurada da bir bakteri var bakterinin etrafını gidiyor sarıyor bakteriyi hop etrafı bir zarla çevrili yapının içerisinde içeriye alıyor. İçeride parçalama işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Meydana gelen ürünler tabii ki eğer bir besinse gerekli olanlar stoplazmaya alınacak atıklar da yine dışarıya atılmış olacak. Salgı kofulu dediğimiz zamanda salgı paketleme hangi organelin işiydi? Golgi. Golgi aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan keseciklere de salgı kofulu ismini veriyoruz. Özellikle böcekçil bitkilerde ayrıştırıcı mantarlarda sindirim enzimleri salgı oluşturularak egzostozda yani büyük yolla dışarıya verilmiş oluyor. Depo kofulu dediğimiz zamanda atık maddelerin depolanmasını sağlayan kofullardan bahsediyoruz. Bitkilerde zehirli maddeler metabolizma sonucunda meydana gelen atıklar boya maddeleri tuzun fazlası zehirli maddeler yaprak hücrelerinin kofullarında biriktiriliyor. Ve sonbaharda yaprak dökümüyle birlikte tabii ki bitkiden uzaklaştırılmış oluyor. Depo kofulunda besin, hava ve su depolanabiliyor. Bazı bitkilerde çiçek ve meyve renginin oluşmasını sağlayan Pigmentlerde depo kofullarında bulunabiliyor. Bitki hücrelerine baktığımız zaman mesela iki tane bitki hücresine bakıyorsun. Diyorsun ki şunun küçük küçük kofulları var. Bunun da kocaman büyük bir kofulu var. Bu daha yaşlıdır diyorsun. Çünkü bitki yaşlandıkça bunun atık kofulları, boşaltım kofulları bir araya geliyor. Büyük bir tane kofula dönüşmüş oluyor. Kontraktil koful dediğimiz koful yıldız atıyorum sorularda çok fazla derecede karşınıza çıkacak tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda yani amip, paramesyum ve öglena da hücrenin içerisine devamlı olarak su girmek isteyecek bunlarda da fazla suyu dışarıya atmak için kontraktil koful adını verdiğimiz bir koful var bu koful sayesinde su dışarıya atılmış oluyor tabii ki bu olay sırasında da ATP harcanıyor kontraktil koful hücrenin hem liz olmasını yani şişip şişip patlamasını da engellemiş oluyor mitokondriye bakacak olursak ökaryot hücrelerde tabii ki oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği, ATP üretiminin gerçekleştiği organel mitokondri organelidir. Hücredeki miktarı hücrenin enerji ihtiyacına göre farklılık gösterebiliyor. Çok enerji ihtiyacı olan kas hücrelerinde, sinir hücrelerinde mitokondri sayısı ve büyüklüğü farklı oluyor. Mesela C6H12O6 bu besin glikozun formülüydü. Ne yaptın? Oksijenle yaktın. Buradan huf, karbondioksit ve su açığa çıkıyordu. Aynı zamanda tabii ki ATP ve ısı da açığa çıkacak. Tüm ökaryot canlılarda mitokondri organeli bulunuyor. Fakat ökaryot canlıların tüm hücrelerinde mitokondri organeli bulunmuyor. Mesela insan üstünden düşünecek olursak ee, bizim olgun al yuvar hücrelerimiz oksijenli solunum yaparak ATP üretmiyor. Mitokondrileri yok. Onlar da fermentasyon yaparak ATP üretimini gerçekleştirmiş olacaklar. Mitokondri çift zarlı bir organel. Tabii ki düz bir dış zara sahip olacak. İç zarı da kıvrımlar yapmış olacak. Kıvrımlar yapmış bu iç zarına krista ismini veriyoruz. Krista'nın üzerinde ETS elemanları dediğimiz elektron taşıma sistemi elemanları görev yapacak. Şimdilik ne iş yaptıklarını bilmemize gerek yok ama ileriki sınıflarda oksijenli solunum tepkime denklemlerini göreceğiz. Oksijenli solunum sırasında ETS elemanları görev yapar diyeyim. Mitokondrinin iç kısmına baktığımız zaman sıvı kısmına ise matriks ismini veriyoruz. Matrikste çeşitli enzimler, ATP, solunum reaksiyonları sırasında açığa çıkan ara ürünler, mineraller, su, DNA ve RNA bulunuyor tabii ki. Aynı zamanda mitokondri organelinin kendine ait ribozomları da var. O zaman düşünecek olursak mitokondri organeli kendine ait DNA'sı, RNA'sı ribozomu bulunduğuna göre gerekli durumlarda çoğalarak kendini sayısını arttırabilir. Kendi genetik materyali hücreyi yönetemez. Hücre yönetimi başka bir şey gençler. Ama kendi için gerekli olan proteinlerin sentezini gerçekleştirebilir. Enzimleri üretebilir. Mitokondri ve kloroplastın da kendine ait DNA'sı var. Aynı bakterilerde, arkelerde olduğu gibi halkasal yapıya sahip bir DNA'ları var. Mitokondriler kendine özgü DNA'ları sayesinde gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde tabii ki çoğalabiliyorlar. Taşıdığı ribozomlar da ihtiyaç duyduğu proteinleri sentezleyebiliyor. Mitokondri tüm insanlarda yumurta ile yavruya aktarılıyor. Çünkü spermleri düşünün şöyle bir baş kısmı var bir de bunların kuyruk kısmı var spermlerin mitokondrileri bunların boyun kısmını dediğimiz kısımlarında döllenme sırasında spermin sadece baş kısmı yumurtanın içerisine giriyor boyun ve kuyruk kısmı girmiyor yani babadan mitokondri geçişi söz konusu olmuyor annelerimizden mitokondrilerimizi alıyoruz. Plastitler dediğimiz zaman alplerde, bitkilerde plastitler bulunuyor. Çift katlı zara sahipler aslında tepkime denklemleri kloroplastla mitokondrin çok fazla derecede karşılıklı çıkacaktır. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere 3 çeşit plastitten bahsedeceğiz. Plastitler de tabii ki belirli şartlarda birbirlerine dönüşebiliyorlar diyeyim. Kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği klorofil pigmentini taşıyan plastit çeşidimizdir şi renk oluşmasını sağlar. Kromoplastlar bitkilerde farklı renklerin oluşmasını sağlayan pigmentleri bulunduruyorlar. Lekoplastlar ise madde depolanmasını sağlayan bitkinin genellikle ışık görmeyen kısımlarında olan plastitlerdir. Tabii ki bunları açalım. Öncelikli olarak kloroplastla başlamış olabilir olalım. Kloroplast dediğimiz zaman fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği, klorofil pigmenti içeren plastikten bahsediyoruz. Az önce oksijenli solunumdan bahsetmiştim. Çek nefesi içeriye. Oksijeni aldım. İçeride besinle yaktım. Karbondioksit ve su açığa çıktı. Tepkime denklemini terse döndürürsen de fotosentez oluyor. Yani karbondioksit ve su tepkimeye giriyorlar. Illaki ışık enerjisi varlığında klorofil pigmenti sayesinde buradan besin sentezleniyor ve oksijen açığa çıkmış oluyor. Bitkilerin yaprak hücrelerinde tabii ki bol miktarda kloroplast bulunuyor. Kloroplastlar organik maddelerin sentezi için gerekli olan ATP'yi güneş enerjisini kullanarak sentezlemiş oluyorlar. Kloroplastlar çift katlı zarla çevrilmiş durumda. Kloroplastların iç kısmına tilakoid zar adı veriliyor. Bu tilakoid zarların ortaları böyle delik bozuk paralara benziyorlar. Tilakoid zarlar bir araya geldiği zaman granumları meydana getiriyor. Granumlar da birbirlerine bağlandıkları zaman granalar oluşmuş oluyor. Bunun tabii ki bir de sıvı kısmı var. Sıvı kısmına ise stroma adını vereceğiz diyeyim gençler. Kloroplastların stroma kısmında kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomları, fotosentezle ilgili enzimleri bulunacak gençler. Zar kısmında da yine fotosentezde de ETS elemanları görev yapar. Zar kısmının içerisinde de elektron taşıma sistemi elemanları görev yapacak. Kloroplastlar, mitokondriler gibi kendilerini çekirdeğin kontrolünde tabii ki çoğaltabilecek. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı ribozomu olduğu için gerekli durumlarda kendini için gerekli olan proteinleri, enzimleri de sentezleyebilecekler. Geliyorum bitkilerde yeşil dışındaki renklerin oluşmasını sağlayan plastitlere ki kromoplastlardan bahsediyoruz. Kromoplastlar bitkilerde yeşil dışındaki re diğer renklerin oluşmasını sağlayan pigmentleri bulunduracaklar. Bitkiler sadece yeşil renkli değil, havuç turuncu renkli, limon sarı renkli, domates kırmızı renkli mesela. Ksantofil sarı rengin oluşmasını sağlıyor. Karoten turuncu rengin oluşmasını, likopen kırmızı rengin oluşmasını sağlıyor. Yani bitkilerde diğer renk pigmentlerinin oluşmasını sağlıyor. Kloroplastlar da zaman içerisinde kromoplastlara dönüşebiliyorlar. Nereden hayalet? Ham domates yani yapıda kim var? Kloroplastlar var. Zaman içerisinde olgunlaştığı zaman kime dönüşmüş oldu? Kromoplastlara dönüşmüş oldu diye geliyorum lekopplastlara Bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunan renksiz plastiklerden bahsediyoruz. Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri lekoplastlarda tabii ki nişastaya çevrilerek depolanmış oluyor. Farklı bitki türlerinde lekoplastlar yağ ve protein moleküllerini de depolayabiliyorlar. Zeytin, fındık, avokado gibi bitkilerin lekoplastlarında yağ, mercimek ve fasulyenin lekoplastlarında protein, patatesin lekoplastlarında ise nişasta bol miktarda depolanmış olanmış oluyor. Lekoplastlar da ışık varlığında kloroplastlara dönüşebiliyor. Mesela patates lekoplast fazla fazla bulunduran bir bitki türüdür. Patatesi balkonda unuttuk. Uzun süre balkonda güneşe maruz kaldığında patatesin üstünde yeşil yeşil tomurcuklar çıkar. Yani lekoplastlar ışık gördüğü zaman kloroplastlara dönüşebiliyor diyeyim. Gençler Mitokondri faaliyeti artan bir hücrede ne olur? Kloroplast faaliyeti artan bir hücrede ne olur? Ona da bakmış olalım. Çünkü mitokondri ve kloroplastın çok fazla derecede karşılaştırmalı sorusu karşımıza çıkar. Şimdi solunum denklemini yapıyorum. Sabah kahvaltıyı ettim. Besinimi yedim. Öğlen yemeğimi yedim. Sonra yaptığım zaman oksijeni çektim. Buradan ne yapacağım? Karbondioksit üreteceğim yaptığım zaman cama hohlayınca su çıkıyor ya kalp çizebiliyoruz su bu arada H2O çıkıyor ve ATP sentezlemiş oldum. Bu bizim için neyin tepkime denklemi oksijenli solunumun. Fotosentez ise bunun tam tersi. Bu sefer karbondioksitle su tepkimeye giriyor. Ama illaki ne olması lazım? Işık bulunması ve klorofil pigmentinin bulunması gerekiyor. Buradan ne sentezlenecek? Besin sentezi gerçekleşecek. Aynı zamanda oksijen de açığa çıkmış olacak. Şimdi baktığım zaman mitokondri faaliyeti artıyor ise besin yani glikoz miktarı ne yapar? Azalır. Oksijen miktarı solunumda oksijen kullanıldığına göre azaldı. Karbondioksit miktarı arttı. pH'te durduğum. pH'ta da unutmayacağın şey şu: Karbondioksit asidik bir şeydir. Karbondioksit artarsa asitlik artar. Asitliğin artması için de pH'ın ne olması lazım? Azalması lazım. Hani şurası 7'de burası 0'da. Asitlik arttıkça rakamın küçülmesi lazım. Yani pH azalır. Ozmotik basınca baktığımız zaman o da su alma isteğidir. Su açığa çıktığına göre ozmotik basınç yani su alma isteği artmaz azalır diyeceğiz. Burada ise tam tersi olacak. Kloroplast çalıştığına göre besin üretiyorum glikoz miktarı arttı. Oksijeni ne yapıyorum? Açığa çıkartıyorum besinle birlikte o zaman onun miktarı da arttı. Karbondioksit miktarı ise azalmış olacak. Karbondioksit azaldığına göre pH cetvelindeki asitlik azaldı yani pH artacak. Suyu kullandığın için hücrenin su alma isteği artmış olacak. Yani ozmotik basıncı da artacak değil. Buradan hemen sentrozoma geçiyorum. Sentrozom hayvan hücrelerinde ve ilkel yapılı bitki hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde bulunan zarsız organeldir. Gelişmiş yapılı hücrelerde sen, bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok. Sentrozom organeli aslında şöyle meydana geliyor. Birazdan hücre iskeleti elemanlarını söyleyeceğim. Mikrotübül adını verdiğimiz hücre iskeleti elemanları var. Bunlardan üç tanesi bir araya geldiği zaman bir tane balyayı meydana getirmiş oluyor. Şöyle üçlü üçlü bir araya geliyorlar. Üçlü üçlü bir araya geliyorlar. 27 tanesi bir sentri olü meydana getiriyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman iki tane sentriol bir araya geldiği zaman da sentrozom meydana gelmiş oluyor. Aslında mikrotübüllerden köken alır diyebiliriz. Sentrozomun yapısındaki sentriyollerin her biri hücrenin bir kutbuna giderek iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayacak. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde tabii ki sentrozom organeli yok. Bunlar hücre bölünme sırasında iyi ipliği oluşturmuyor mu hocam? Oluşturuyorlar. Onların da sitoplazmasında hücre iskeleti elemanları var. Bu hücre iskeleti elemanları tarafından iyi ipliklerini oluşturmuş oluyorlar. Hücre iskeleti elemanlarına da bakacak olursak geçmeden önce sayfayı atlamayalım. Sentrozom, kamçı, sil gibi hücrelerin hareket etmesini sağlayan yapıların da oluşmasında görev yapıyor. Yumurta hücresinde, gelişmiş yapılı bitki hücresinde, prokaryotlarda, al yuvarlarda, çizgili kas hücrelerimizde sentrozom Tabii ki bulunmayacak. Kanser hastalığının tedavisinde bazı ilaçlar üretmek istiyoruz. Diyoruz ki ben bir ilaç üreteyim gitsin sentrozomu bozsun. Kanser demek sınırsız bölünebilen bazı hücrelerin vücudumuzda çoğalması anlamına gelir. Ben bir ilaç yapar ve sentrozomun çalışmasını bozarsam hücrelerim de çoğalmayacak. Yani kanserli hücreler yok olacaktır. Tümör dokusunun büyümesi engellenmiş olacaktır diyeyim. Hücre iskeleti elemanlarına da geçiyorum gençler. Hücre iskeleti elemanlarını şöyle hayal edeceksin. Diyelim ki benim bir bardağım var. içerisinde su var. Ben bunu döktüm. Bardağımdan suyu döktüğüm zaman bu suyun tabii ki belli bir yoğunluğu var. Ben gittim bu suyun içerisine 20 tane şeker attım. İyice karıştırdım, karıştırdım, döküyorum. Yine dökülür. Ama artık daha yoğun bir hale gelmiştir. Hücrenin o sitoplazma dediğimiz kısımda organeller, sıvı bir de hücre iskeleti elemanları var diyoruz ya. Sitoplazma yarı akışkandır. Pişmemiş kek kıvamındadır, magma kıvamındadır diyoruz ya. Onun kolloidal yarı akışkan olmasını sağlayan şey az önce suyun içerisindeki şeker tanecikleri yoğunluk veriyordu ya bunun içerisinde bulunan protein iplikler yani hücre iskeleti elemanları da bunun belli bir kıvamda kalmasını sağlıyor diyeyim gençler. Hücre iskeleti elemanları yıldız 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 prokaryotlarda yok. Ökaryotların tamamında var. Ökaryot hücrelerin iç yapısını tahmin edilenden daha yüksek organizasyona tabii ki sahip. Çekirdek ile hücre zarının arasını dolduran sıvıda organeller dışında hücre iskeleti elemanları da bulunuyor. Hücre iskeletleri elemanları basınçtan dolayı hücrenin ezilmesini engelliyor. Bazı elemanlar hücrenin durumuna göre yıkılıp yeniden yapılabiliyor. Bazı organellerin yer değiştirmesinde hücre iskeleti elemanları görev yapıyor veya bazen de Mesela çekirdeğin sabit bir yerde kalmasında yine hücre iskeleti elemanları görev yapıyor. Hücre iskeleti elemanları da mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller olmak üzere 3'e ayrılmış olacak gençler. Burada da tabii ki mikrotübülleri, ara filamentleri, mikrofilamentleri hücrenin içerisinde görebiliyorsunuz. Mikrotübüllerle başlamış olayım. Tübilin proteininden meydana gelecek en kalın olan bu olacak. Hareket ve organizasyonu sağlayacak. Yani organelin bir yere gitmesi gerekiyorsa e, bu görev yapacak. Aynı zamanda sentrozom, ökaryot bir hücrede kamçı sil oluşumunda da mikrotübüller görev yapar. Ara filament ve mikrofilamente de bakacak olursak ara filamentler keratinden ve diğer çeşitli proteinlerden oluşacak. Yani ara filamentlerde çok fazla protein var. Mikrofilamentlerde ise aktin proteini var. Ara filament ortaya kaldı. Mikrofilamentler en inceye kaldı ortaya kalan hücre içi yapıların sabitlenmesinde görev yapacak. En kalın ve en ince olan ise hareketten sorumlu olacak. Aynı zamanda mikrofilamentler, yalancı ayak, pinostoz cebi, mikrovillus oluşumunda da görev yapacaklar. Kas kasılmasında da rol oynamış olacaklar bitki hücrelerini ve hayvan hücrelerini de kendi içerisinde karşılaştıralım ve bunların üstünden geçelim gençler. Bitki hücresine baktığımız zaman en genel anlamda bir kere hücre duvarı dediğimiz yapı var. Hayvansal hücrelerde ise hücre duvarı yok. Bitkisel hücrelere baktığımız zaman kloroplast, kromoplast, lokoplast gibi plastikler varken hayvansal hücrelerde yok. Hayvansal hücrelerde sentrozom organeli varken bitkisel hücrelerde sentrozom organeli yok. Bitki hücrelerinde kofullar büyük az sayıda, hayvansal hücrelerde ise kofullar küçük ve daha çok sayıda bulunuyor diyeyim. Bunlar farklardan birkaç tanesidir gençler. Ama bir bakteri hücresiyle bitki ve hayvan hücresini tabii ki karşılaştırmış olalım. Hücre zarı DNA, RNA, ribozom hepsinde var. Yani tabii ki hepsine bulunur dedik. Hücre duvarı dediğimiz zaman bakteriler bitkilerde peptidoglikan yapılı hücre duvarı vardı. Bitkilerde selloz yapılı hücre duvarı vardı. Hayvansal hücrelerde ise hücre duvarı yok. Çekirdek zarı bakteriler prokaryot nerede bakterinin? çekirdek zarı olsun ki bitki ve hayvan hücrelerinde gayet çekirdek tabii ki var. DNA'ya baktığımız zaman prokaryotlarda çift zincirli, iki ucu birleşik yani halkasal yapıda. Ökaryot canlılarda ise iki ucu birleşik değil, doğrusal bir yapıda olacak. Endoplazmik retikulumun prokaryotta ne işi var? Bitki ve hayvan hücresinde tabii ki endoplazmik retikulum madde taşınmasında görev yapacak. Golgi, mitokondri, plastit bunların bakteride ne işi var? Tek ribozom organeli bulunur. Kalanlar zaten bulunmaz diyeyim gençler. Bitki hücresinin ve hayvan hücresi ikisi de salgı yapabiliyor tabii ki. Golgi bulunduracaklar, oksijenli solunum yapar bitkilerde hayvanlarda mitokondri bulunduracaklar. Plastit dediğimiz zaman kloroplast, kromoplast, lokoplast tabii ki bulunacak. Ama hayvansal hücrelerde bunlar bulunmaz. Ribozomun bulunmadığı canlı mı var, bakteride bile var. Lizozom yüksek yapılı bitkilerde hücre içi sindirim yapılmayacağı için bulunmuyor. Hayvansal hücrelerde ise bulunacak. Sentriol yüksek yapılı bitkilerde bulunmayacak. Hayvansal hücrelerde ise bulunacak. Koful bitki hücrelerinde bulunmayacak olunacak genellikle az sayıda ve büyük olacak. Hayvansal hücrelerde ise çok sayıda ve daha küçük olacak. Ya da hayvansal hücrelerde tabii koful bulunmaya da biliyor diyeyim gençler. Hemen sorularıma da geçiyorum. Yukarıda verilen öncüllerden hangilerinde hücre tipleri ve sahip oldukları özelliklerle ilgili yanlış bilgi bulunmaktadır. Bazı bakteri hücrelerinde bulunan sentrozom organeli tarafından oluşturulmuş kuyruk yapısı aktif hareketi sağlar. Bakteride nerede olsun sentrozom organeli gitti? Gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom organeli bulunmadığından bölünme sırasında iyi iplikleri bazı hücre iskeleti elemanları tarafından oluşturulur demiş. Evet, bitkisel hücrelerde hücre iskeleti elemanları iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayacak. Hücre iskeleti elemanları tüm prokaryot hücrelerde bulunarak canlıya desteklik sağlar. Hadi oradan prokaryotlarda hücre iskeleti elemanları yok ki hücre tipleri ve sahip oldukları özelliklerle ilgili yanlış bilgi bulunmaktadır dediği zaman cevabımız da 1 ve 3 oldu. Buradan da diğer sorumuza geçiyorum. Endoplazmik retikulumdan tomurcuklanarak oluşan peroksizom hayvansal hücrelerde zehirli bir molekül olan hidrojen peroksidi su ve oksijene parçalanmasını sağlıyor. Bitkilerde ise fotorespirasyonla amino asitleri mitokondriye aktarmış oluyor. Peroksizomla ilgili hangileri söylenebilir diyor. Tek zarlı bir organeldir. Evet bizim için doğru tek zarla çevriliydi. Farklı hücrelerde farklı görevleri yapar. Baktığım zaman hayvansal hücrelerde haşik o ikiyi parçaladığını, bitkisel hücrelerde ise fotorespirasyon denilen olayı gerçekleştirdiğini görüyorum. Yani farklı hücrelerde farklı görevleri yaptığı yukarıdan çıkıyor hücre içi ozmotik basıncı azaltır diyor. Hemen sizinle birlikte bakalım. Ne demiş bize? Hidrojen peroksit yani H2O2'yi neye parçalıyormuş? Su ve oksijene dönüştürüyormuş. O zaman bu peroksizom organeli hücrede bulunan su miktarını arttırır. Hücrede bulunan su miktarı arttığına göre hücrenin ozmotik basıncı yani su alma isteği de azalabilir diyebiliriz. Gençler hangileri söylenebilir dediği için de 1, 2, 3 şeklinde olacak. Buradan da diğer soruma geçiyorum. Mitokondri organelinde moleküllerinden hangilerinin sentezi gerçekleşebilir? Mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomları vardı. O zaman kendi DNA'sını eşleyebilir. DNA'sından RNA yapabilir. Mitokondri zaten oksijenli solunum sonucunda ATP üretilen organeldir. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu olduğuna göre tabii ki protein sentezini de yapabilir. Cevabımız E'ye düşmüş oldu. Diğer soruma da geçiyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri hem mitokondri hem kloroplast organeli tarafından gerçekleştirilebilir diyor. Kloroplast organelinde de mitokondri organelinde de ATP sentezlenir. Mitokondri organeli ürettiği ATP'yi kendi e, dışında herkese verir. Tüm tepkimelerde mitokondride üretilen ATP kullanılır. Kloroplastta üretilen ATP ise sadece fotosentez sırasında kullanılmış oluyor. İnorganik maddelerden organik madde üretimi dediğimiz zaman bu sadece kloroplast organeline özgü bir özellik. Enzim kullanımı ikisinde de ortak. DNA'nın eşlenmesi ikisinde de DNA bulunduğu için ikisinde de ortaktır diyeceğiz. Cevabımız da 1 3 ve 4 şeklinde oldu. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Fotosentez ile kendi besini üretebilen bir bakteri hücresinde organellerinden hangilerinin bulunması beklenir? Sakın düşmüyorsun bakteriymiş. Bakteri ise prokaryottur. Prokaryotsa mitokondrisi, kloroplastı yok. Sadece ribozom organeli var. Bazen bu soruyu şöyle de yazıyoruz. Oksijenli solunum yapan bir bakteri de. Oksijenli solunum yapıyorsa mitokondrisi yoktur. Hücre zarı kıvrımlarında yapıyordur. Fotosentez yapan bir bakteri ise kloroplastı yoktur. Sitoplazmasında bulunan klorofil pigmentiyle yapıyordur. Yani çift zarlı organeli bakterinin olmaz. Sadece ribozoma olmasını tabii ki beklemiş olacağım. Yukarıda verilenlerden hangileri tüm plastitler için ortaktır? Tüm plastitler tabii ki çift zara sahip olacaklar. Lokoplastlarda renk pigmenti yok. ışık enerjisini kullanarak fotosentez yapıp glikoz sentezlemek ise kloroplastlara özgü bir özelliktir. Kromoplastlar ve lokoplastlar fotosentez yapmaz diyeyim gençler. Hangileri tüm plastitler için ortaktır dediğinde de cevap cevabımız yalnız bir oldu. Diğer soruma da geçiyorum. Plastiklerle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Plastikler uygun koşullarda tabii ki birbirlerine dönüşebiliyorlar. Fotosentez olayında tabii ki plastikler görev yapıyor. Tüm üretici canlılarda bulunmaz. Mesela kafadan üretici bakteriyi düşün. Prokaryot hücre yapısına sahip plastiti yok ki. Çift zarlı organel olduklarını zaten söylemiştik. Hangileri söylenebilir dediğine göre cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Buradan da konumuzun sonuna gelmiş olayım. Peroksizom organelini anlattık. Tek kat zara sahip olduğunu, içerisinde zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren enzimler taşıdığını söyledik. Koful organelinin de yine tek zarlı olduğunu söyledik. Görevlerine göre besin, depo, salgı ve kontraktil koful çeşitleri vardır dedik. Mitokondri ve plastiklerin çift zarlı olduğunu söyledik. Mitokondri'nin ökaryotlarda oksijenli solunum tepkimeleri sonucunda ATP sentezleyen organel olduğunu söyledik. plastik plastikleri de kloroplastlar, kromoplastlar ve lokoplastlar olmak üzere üçe ayırdık. Sentrozom organeline baktığımız zaman ayklerde ve mantarlarda bulunan zarsız bir organel olduğunu söyledik. Özellikle hayvansal hücrelerde bulunup ipliklerinin oluşumunu sağlıyordu. Hücre iskeleti elemanlarının mikrofilament, ara ve mikrotübül olmak üzere üç çeşidi olduğunu söyledik. Prokaryotlarda ribozom organeli haricinde bir organel olmadığını tekrar etmiş olduk ökaryot hücrenin çeşidine göre zarlı ve zarsız organeller tabii ki bulundurabildiğini de söylemiş olduk. Hemen buradan ödüllü soruya geçiyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.